Evet merhabalar. Bugün 7 Temmuz. Ay hala balık burcunda. Bu da neydi? Maneviyat ve ruhanilik demekti. Bu tarz duygularımızın, hissiyatlarımızın yükseldiği anlamına geliyordu. Tabii balık burcunda olmasından ötürü biraz zihin dağınıklığı, biraz melankoli olma ama bunun yanında da şifalanma anlamına gelen bir zamandan geçiyoruz. Yaratıcılığımızın gelişmeye başlayacağı zamanlar aynı zamanda ve böyle zamanlarda aklınıza gelen her şey ama her şeyi not alın. Size saçma bile gelse inanın bana bir gün ona ihtiyacınız olacaktır. O yüzden bu bilgi size şu anda sunuluyordur. Belki o günlerde, o zamanlarda yani aklınıza geldiği o an işinize yaramıyor ya da o bilgiye hazır olmadığınız için kullanamıyor olabilirsiniz. Ama bir gün sizi bir yerlere taşıyacak olan bir bilgidir o. Çünkü hiçbir şey hiç kimsenin aklına sebepsiz yere gelmez. Uranüs'ün Merkür'le de olan uyumlu bir açısı var. Bu biraz alışılmadık. Sıra dışı fikirler demektir. Uranüs ani ve sıra dışı olayları anlatır biliyorsunuz. Merkür de zihni yönettiğine göre alışılmadık sıra dışı bazı fikirler aklınıza gelebilir. Sorununuza farklı yollar bulmanız gerekebilir. İşte zihniniz her zaman daha yoğun olabilir. Hani her zamankinden daha yoğun olabilir. Çünkü Uranüs sizi sürekli farklı şeyler düşünmeye sevk edecektir. İşte bu açı kalıbı varken hayatınızda sorunlarınıza nasıl yaklaşacağınız konusunda kendinizce deneyler yapın. Hani her zaman izlediğiniz yolun dışında hangi çözümler olabilir acaba diye sorun kendinize. Bunu yapın çünkü Satürn'ün de zorlu açısı var. Bu ne demektir biliyor musunuz? Biraz dar bakış açısı sunabilir. Satürn biliyorsunuz kısıtlar, zorlar. Çünkü sorumluluk getirtmek ister. Satürn iyi bir gezegendir. Bize şunu anlatmaya çalışır. Eğer sorumluluk sahibi olursan ve bir şeyi devamlı yapmaya başlarsan ama olumlu ve güzel bir şeyi sonunda size ödül verecektir. Evet. Ama tabii ki burada uyumda zorlanmalar da yaşayabilir. Kendinizi dışlanmış, istenmeyen, böyle itilmiş, kakılmış biri olarak da görebilirsiniz. Ya da bunu hissedebilirsiniz. Böyle hissettiğinizi fark ettiğinizde hemen durun. Çünkü dünya ve hiç kimse size karşı değil. Bir kere evrende size karşı çalışan hiçbir mekanizma yok. Sadece yaşadıklarınızda bir şeyleri görmeniz gerektiği için yaşıyorsunuzdur onları. Bir şeyi fark edememişsinizdir ve size hayat zorluyordur. Bir şeyi görmeniz için. Tabii Satürn biraz size yargılamalarda bulunmanıza da neden olacaktır. Eğer kendinizi dinlerseniz zaten bu yargılamalardan kendinizi daha muaf tutabilirsiniz. İşlerinizde bu dönemde bazı gecikmelere de neden olabilir. Bu olumsuzlukları söylüyorum çünkü bunlar olursa hemen öfkelenmeyin. Gecikmeler olabilir. Evet, bugünkü gökyüzünün enerjisi böyle diye düşünebilirsiniz. Bu nedenle durum ve farklı yollar ne olabilir diye tekrar tekrar sorun kendinize. Olumlu düşünme teknikleri kullanın. Hatta bunlar nedir? Olumlu düşünme tekniği de neymiş diyorsanız lütfen araştırın, sorun, öğrenin. Böylelikle gergin ve endişeli düşünce yapınızın önüne geçebilirsiniz. Anda kalabilirsiniz. Anda yaratacağınız güzellikler geleceğinizi en güzel, en olumlu şekliyle etkileyecektir. Sevgilerimle.